Tek isteği baba olmaktı. Oldu da. Oğlu Atlas'a eşinin yoğun iş temposu nedeniyle 5 yaşına kadar adeta tek başına baktı. Çift boşanınca velayeti anneye verilen oğlu için o baba velayet savaşı başlattı. Atlas'ın mutluluğu önemli. Yani anne ve baba ayrılıyor. Çocuklar anne ve babalarından ayrılmamalı. Her zaman yanında olmalı. Çocuğun anne ve babaya ihtiyacı var. Sevgiye, güvene en önemlisi. Temennisi buydu ama şartlar boşanan çifti farklı şehirlerde olmaya itti. Okan Tuna boşanmanın ardından çok çaba harcadı. Oğlu için velayet savaşı verdi. Anneler bunu yapabiliyorsa ben niye yapamayayım? Atlas'ın doğumuyla yaşamları değişen çiftten iddialara göre anne yoğun iş temposu nedeniyle bebeğine vakit ayıramadı. Ona bakmaksa babası Okan Tuna'ya düştü. Babanın çocuğuna yemek yapması, altını değiştirmesi, yıkaması, dersini çalıştırması, işte sabah giydirip okula götürmesi görevidir. Yani bunu yapmaktan da erinmemeli. Geç saatte geliyordu annesi. E tabi işte banyoydu, yemekti vesaireydi. Çocuk çoktan yatmış oluyor. Yani o dolayısıyla yüzden daha özel bir bağ oluştu aranızda. Evet, aynen öyle. Atlas'ı iş saatleri daha esnek olan babası büyüttü. Evlilikleri bitme noktasına gelen çift boşanmaya karar verdiklerinde ise velayet anneye verildi. Oğluna bağımlı bir hayat kuran baba ise yıkıldı. Biz ayrıldığımızda Atlas küçüktü ve hani çok fazla irdelemeden çocuğu anneye veriyorlar. Çocuğun doğduğu günden itibaren tamamen bakımını ben üstlenmiştim. Bir anda ayrı kaldık. Yalnız hissettiğini biliyorum bu durumda. Eski eşinin oğlunu da alıp Eskişehir'e yerleşmesi bile onu durduramadı. Bir yandan velayet davası açtı, öte yandan İstanbul Eskişehir trenini mesken edindi. Velayet savaşından hiçbir zaman vazgeçmedim. Başka şehre gittiler. Sabah 5'te kalkıp trene yetişip çocuğumu alıp tekrar geri gelip tekrar geri götürüp çok fazla efor sarf ettim ama inanın hani çocuğumu alıp sarıldığım zaman bütün yorgunluğum geçiyordu. Tam 5 yıl süren velayet davası bir süre önce sonuçlandı. Anne de Atlas'a babasının daha iyi bakacağına ikna oldu. Mahkeme velayeti babaya verdi. Bir baba olarak kendinizi anlatmak, iyi bir baba olduğunuzu göstermek kanıtlarıyla, delilleriyle çok kolay değil. Türkiye'de özellikle. Çünkü annelerin çok iyi anneler olduğu, her şeyi dört dörtlük yaptığı, her şekilde çocuklarına onların sahip olmak zorunda olduğu gibi bir görev üstleniyor ve herkes öyle kabul ediyor. Neden bir çocuğu ben tek başıma büyütemeyebileyim? Evet. Anneler bunu yapabiliyorsa ben niye yapamayayım?